Evet arkadaşlar, Makedonya sınırına geldim. Kosova'dan çıktım. Şimdi Makedonya'ya giriş yapacağız. İnşallah çabucacık geçeriz. Saat şu anda 10:30 oldu. Biraz geç kaldım çünkü kahvaltı 8'den sonra verildi. Burada ilk önce pasaporta bakıyorlar. İleride de bagaj kontrolü var. Alo. Merci. Memur bey de esniyor, uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş abi. Deutsch. Deutsch. Passport, please. Murat. Murat. Eyle oğlum la. He? Eyle oğlum. Asip ha? Türkçe? Türkçe ha, Türkçe. Var mı bir şey güvenli? Yok yok, hiçbir şey yok, hiçbir nerede şey. Nerede gelin abi? Şeyden, Kosova. Kosova'da. Prizren. Prizren. Hadi Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Hadi. Hayırlı günler. Ya hepsi böyle olsa canım feda. Hepsi böyle olsa canım feda. Şimdi bu evrakları arkadaşlar konacak yerine koyalım. Tamam mı? Şeytan karışmasın işin içine. Şimdi buradan Niş Beograd takip edeceğiz. Camlarımızı da kapatalım. Sınırı geçtik. Haydi. Bismillah. Sınırı geçtik. Ve yolumuza devam. Benzin kalitesinde biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kosova'dan Prizren'den Shell benzin istasyonundan 100 oktanlık süper benzin aldım. Yakıt şu anda 900 kilometre gidebilirsin diyor. 870 gösterdi önce. Tabi devamlı hesapladığı için şimdi 900 kilometre gidebilirsin diyor. Yani 127 kilometre yapmışım. 774 daha gidebilirim. Yani 900 kilometreyi de geçti bu arada. Ve yakıt 6,8'den dün çıkmıştı biliyorsunuz. Avusturya mazot almıştım. Yok, mazot değil. Benzin almıştım. Avusturya'dan çıkmadan jet benzin istasyonundan bir arkadaş yazdı. Yok dedi, kalitelidir o dedi. Yalnız bana ne bileyim çok kalitesiz çıktı. Bir depo benzinden 680 kilometreye kadar düştü. Yapabileceğim kilometre aynı depoyla bakın. Ve ortalama yakıt 6,8'e çıkmıştı. Şimdi 6,5 litreye düştü. Ve böyle devam edersem böyle kaliteli benzinden zannediyorum ki 6,4'e de düşme ihtimali olabilir. Araba selektör mü yaptı? Belki de kontrol var. Arkadaşlar böyle yollarda, bakın böyle yollarda bu araba çok az yakıyor. He. Otobanda 130, 140, 150 giderseniz o zaman benzini resmen su gibi içiyor. Ama otobanda 110, 120, 110, 120 giderseniz yakıt da bu arabayla düşüyor. Çünkü hibrit olduğu için hibrit de devamlı destek oluyor. Bilhassa bayır aşağı gittiğiniz zaman o da böyle itekliyor gibi arkadan, destek olduğu için yakıt düşüyor. Hele hele şehir içlerinde arkadaşlar
inanamayacaksınız ama 3,8 litreye kadar düşürebiliyorsunuz yakıtınızı. Evet. Fren yaptığınız zaman şehir içlerinde o hemen gene bataryaları dolduruyor kendi kendine. Yalnız bu araba hibrit kablosuz. Kablo yok. Bataryaları doldurmak için kablo yok. Aynı arabadan var. Full hibrit var. Ve o bataryalar dolduğu zaman, yalan söylemeyeyim, şimdi bir 70 kilometre falan gidebiliyorsunuz benzinsiz sırf bataryalarla. Ama ben bunu tercih ettim. Bakalım ısınabileceğim mi hibriti diye. Ve çok memnunum arabadan, tekrar söylüyorum. X5'den tabii karşılaştıramayız bu arabayı. Ama beni A'dan B'ye güzel bir şekilde, rahat bir şekilde götürüyor. Araba kendisi ufak da değil, büyük. Benim istediğim konforu bana veriyor arkadaşlar. Yani şimdi arabanın reklamını yapmış gibi oluyorum ama arkadaşlar ben, yani Toyota ile bir anlaşmam yok. Ben memnunum. Ama şimdi başkası alır, kullanır, memnun olmaz. Zevklerle renkler tartışılmaz diye bir söz vardır. Ya buradan otoban gelmeyecek mi artık? Herhalde gelmeyecek. Yoksa gene mi yanlış gittik? Yok. Skopje'ye geldik. Skopje'ye gelmeden zaten ben niş verdim navigasyona. Arkadaşlar navigasyon konusu da şöyle. Bana yazıyorsunuz yorumlarda hangi navigasyonu kullanıyorsun. Ben arabanınkini kullanıyorum. Böyle uzun yollarda şimdiye kadar bana büyük kalleşlik yapmadı bu navigasyonlar. BMW'nin navigasyonundan zaten çok memnundum. Yalnız Türkiye'de böyle mesela Bursa'nın içinde bir adres aradım. BMW'nin navigasyonuna vermiştim. Hangisiydi ya? Z4'tü. Beni bambaşka bir yere götürdü. Türkiye'de böyle şehir içlerinde iPhone'un navigasyonunu kullanıyorum. iPhone'da kartıyı açıyorum. Orada adresi verdi mi beni süper bir şekilde oraya götürüyor. Ama ben tabii iPhone'dan da bu çekimleri yaptığım için arkadaşlar benim için zor oluyor onun navigasyonunu kullanmak. Ben genelde arabanın navigasyonunu kullanırım. Saat 1.5 gibi diyor, nişte olacaksın diyor. 225 kilometre. Okey. 10.5, 11.5, 12.5, 3 saat. Uf. Öyle yapılacak bir şey yok. Öyle yapılacak bir şey yok. Gideceğiz. Böyle buradan tıpış tıpış gideceğiz şimdi. Maalesef Makedonya'dayız arkadaşlar. Burada internetim olmadığı için yükleyemeyeceğim. Bunu Sırbistan'a girince orada internetim var. E-SIM aldım. E-SIM arkadaşlar yeni telefonlarda bilhassa bu uygulama var. Sizler de alabilirsiniz. SIM kartını değiştirmeden elektronik SIM alıyorsun. Ve birkaç tane eSIM alabiliyorsun. 4-5 tane eSIM alabiliyorsun. Böyle çeşit türlü eSIM'ler var. Avrupa için, dünya için, sırf tek bir ülke için. Ben Airola'dan almıştım. Kosova için baktım. Airola bayağı pahalıymış. Şimdi aklıma gelmiyor şirketin ismi. İnternetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Kosovo eSIM yazdın mı? Orada sana çeşit türlü eSIM satan şirketler çıkacak. Kendine ihtiyacın ne? Bir haftalık var, bir aylık var, 1 GB'lık var, 20 GB'lık var. Çeşit türlü eSIM'ler satılıyor. Ayarlamalarda, onu da videomda gösterdim. Einstellunglarda, ayarlamalarda onu doğru tıklama yaptığınız zaman çok zor değil. İlk seferinde bir insan, tabii ilk sefer olduğu için biraz bakması lazım. Ama ben şimdi ikinci sefer aldığım için hiç problemsiz açabildim yani. Ve İsviçre'nin hattını ayarlamalardan iyice kapattım.
Onu ne zaman açabilirim? Avrupa var bende, İsviçre kontratımın içinde. Sırbistan olmadığı için Sırbistan'dan sonra Hırvatistan'a girdim mi o hattı açabilirim. Ondan sonra gene o işleme yapıyor. Orada da benim ayda 40 GB'lık yurt dışında, yani Avrupa'da 40 GB'lık kullanma hakkım var. Bunlar Makedonya yolları. Makedonya'dan şimdi bütün dünyaya beni seyrettiğiniz yerlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar aslında böyle 10-12 dakikada kapatırım. Ama gelin beraber isterseniz biraz Makedonya'yı seyredelim. Buralarını hiç görmemiş belki insanlarımız vardır içimizde. Dediğim gibi Kosova'dan Makedonya'ya girdim ve Niş'e doğru yol alıyorum. Niş, Beograd, Zagreb, böyle geri döneceğiz. Ve bu akşam karar vermem lazım. Avusturya'dan mı döneceğim, İtalya'dan mı? bu sabah tabii ki ben de haberlere baktım. Avusturya'da bazı yerleri sel götürmüş, su batmış, hatta yollar kaymış filan. Ona göre inceleyip arkadaşlar karar vereceğim. İtalya'dan mı dönüyoruz, Avusturya'dan mı İsviçre'ye geri dönüyoruz? O karar bu akşam alınacak. Polisler de kontrol yapıyor. Heh, benim arabanın aynısı, bak adam burada durmuş. Ya böyle iş olabilir mi? Bana arkadaşlar, inanamıyorum ya. Dün hatta sordum Prizren'deki arkadaşa, dedi hep dedi otoban dedi ama herhalde ileride galiba otoban geliyor. Evet haklıymış, kimsenin günahını almayalım. Bakın şimdi buradan otobana çıkacağız gibi gözüküyor, yoksa bu yol bitmez. 220 kilometre aman Allah'ım. Ne diyor şimdi navigasyon? Navigasyona bakalım. Yoksa bizden dalga mı geçti? Yok. Hatta sordum, Kosova'da dedi gişeler, Kosova diyorum, Makedonya'da dedi gişeler var dedi. Tamam buradan otobana çıkaracak. Tamam. Agron, seyrediyorsan kucak dolusu selamlar prizlerine. Kahven için çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahakine geldiğimde genç de yanımızda olur. Biraz oturur, keyfini çıkarır, muhabbet ederiz. Ben şimdi biraz şimşek misafirliği oldu. Yani çabuk oldu bu. Ama Prizren'i görmüş oldum. Gözlerim bir zenginlik daha kazandı. Otelden memnun kaldım arkadaşlar. Uzun lafın kısası. O videoyu da bakabilirsiniz. Oteli de gösterdim. 59 euro kahvaltı içinde. Gayet iyi. Arabanız ufaksa otelin altında araba parkı da var. Yalnız ben Toyota'yı aşağı park edemedim. Korktum, çarparım sağını solunu diye. Dışarıda bıraktım. Evet, otobana çıktık. Şimdi burada rahat bir şekilde yol alabiliriz. Yalnız otoban çok sesli. Çok ses geliyor bakın tekerleklerden. Yüksek seviyede reklam etmeye başladık. Şikayetçi olmaya başladık arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnsanoğluna da bir şey yaranmıyor. Adam sana otoban yapmış işte. Daha ne istiyor?
Evet arkadaşlar, fazla uzatmayacağım. 15 dakika oldu. Yüklemesi de zor oluyor. Bu videoyu söylediğim gibi Sırbistan'da yükleyeceğim. Hemen Sırbistan'a giriş yaptığım zaman buradan size Skopje geldi bak. Skopje Nord. Buradan size kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın.